Merhaba arkadaşlar, Aydın Nazilli Uzun Çarşı'da. Bugün çarşamba ama çarşambada yine böyle küçük bir pazar kuruluyor. Asıl büyük pazar perşembe günü, yani yarın. Fakat ben bugün gelebildim ve şöyle bir Fatma'yı ziyaret ettim. Kızcağız incir topladı. Çok uzun zamandır görmüyordum kendisini. Ben oraya buraya gittim derken, şimdi bugün çiçek almayacağım ama haftaya perşembe geleceğim. Hem size video çekeceğim hem de şu çiçeklerin güzelliğine bir bakar mısınız arkadaşlar? Fatma Topçu, onun sayfalarını takip edebilirsiniz. Allah'ım, o kadar özlemişim ki arkadaşlar, çok uzun zamandır ben tezgah gezemiyorum farkındaysanız. Taşınma vesaire derken, haftaya perşembe geleceğim çünkü gül vesaire almak istiyorum, bir şeyler. Yaprak güzellerimi tekrar toplamak istiyorum. Allah'ım. Fatma, bunun adı ne? Çin çanı. Şunu Verikatas alacalısı ya. Aa, özel türü. Bahçe çiçeği yine. Evet. Çin neydi dedin? Çanı. Çanı. Ne kadar fiyatı onun? Fiyatı 250. Şöyle göstereyim. Rengi bu. Çok güzel. Ne kadar güzelmiş. Geldiğimde bahçeye alacağım ya artık çiçek. 250. Ha, çok güzelmiş, o çok güzelmiş. Artık bahçe çiçeklerine bakıyorum. İnşallah tam bir düzene gireyim arkadaşlar. Her şeyi Fatma'dan alacağım zaten. Güllerimi alacağım. Çiçeklerimi, yalnız bu da çok hoşuma gitti. Çınar gibi, asma yaprağı gibi çok değişik duruyor. Çok güzel, hepsi çok güzel. Arkadaşlar, şimdi Fatma'yı meşgul etmiyorum. Fiyat sormayacağım. Kargo yapmıyorsun değil mi kuzum? Yapıyorum. Yapıyor musun kargo? O zaman Fatma'ya fiyatları soracaksınız arkadaşlar. Fatma Topçu. Çok yoğun olduğunda geri dönüyor, sakin olduğunda yapıyorum. Sakin olduğunda mutlaka dönüyor arkadaşlar. Çünkü pazar gerçekten çok kalabalık oluyor. Öyle bir kalabalık oluyor ki, şimdi çiçek alasım var, almayasım var. Nasıl götüreceğim? Elim dolu, kolum dolu. Şurada begonyanın güzelliğini. Bütün begonyalarımı, hepsini geri alacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz birçoğunu atölyeden ayrılınca, hani demire devredince atölyeyi, hepsini mecburen vermiştim. Çünkü bakacak yer yoktu. Terasta olmuyordu ama artık yeniden toparlayabilirim diye düşünüyorum. Allah'ım, şu kılıcın güzelliğini, o kadar büyük ki şöyle. Arkadaşlar çok büyük. Anlasın şunların güzelliğini. Şunlar Lipsasilis miydi arkadaşlar? Bir türlü büyütemedim onları. Yani öyle duruyor. Aynı duruyor 5-6 yıldır. Çok güzel sukulentler var. Allah'ım, kalp kalbe karşı verigat olanı. Yalnız sukulent kaktüsü tabii ki alacağım ama arkadaşlar, artık tamamen böyle bahçe çiçeklerine kadar. Şu da verigate gibi, ne kadar güzel. Depki galiba. Yalnız kocamanlar, boyuta bakarsanız arkadaşlar. Kocaman. Şöyle krasulanın kocaman. Allah'ım. Şu da Titanopsis sanırım ailesinden, çok güzel. Yani çok geç büyüyor ama çok güzel çiçekleri var, papatya gibi. Pileyalar. Her şey var. Bakar mısınız arkadaşlar? Verigate. Çok güzel. Şu tesbih çiçeği de arkadaşlar, verigate olanı, uzun olanı. Yalnız şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Çok seviyorum şu begonya, ne kadar güzel. Yapraktan çok çiçeği var arkadaşlar. Yaprak. Ya çok uzun zamandır tezgaha gelmedim ya. İnanın şu an hani video çekmekten çok kendim bakıyorum. Şunun güzelliğine bakın. Bir dal olacak bende sanırım. Sarı kıza bakın. Of 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 of. Maşallah maşallah. Nasıl ta aşağılara kadar inmiş. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Yani sarı kızdı diye hatırlıyorum. Yanlış söylemeyeyim yine de. Bahçe bitkilerini ya da farklı bitkileri yeni yeni öğreneceğiz arkadaşlar. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Bahçeme alacağım bitkileri. Hepsini tek tek bakacağım. Yavaş yavaş, dediğim gibi, önce bir bahçe düzenlemesi bitmesi gerekiyor. Her yerde lav taşı arıyorum. Yani tonla dökülecek bahçeye tabii ki. Kiloyla değil. Ama bir türlü Aydın Nazilli bölgesinde bulamadım. Bilen yerler de yardımcı olmuyor. Bazı
böyle tarım yerleri vesaire söylemiyorlar sanki. Bilmiyorum, değişik bir şey oldu. Bulacağız inşallah. Varsa Aydın Nazilli'de bana ulaşın arkadaşlar. Lav taşı satan. Bu belediyeler döküyor her yere onun gibi. Allah'ım şu güzelliğe bak. Şu begonyaların güzelliğine. Nasıl güzel. Nasıl özlemişim Fatma. Çok uzun zamandır tezgah gezmiyorum ya. Şey, alışkanlık olmuştu. Ağaç minesi değil mi bunlar? Allah'ım. Evet, ağaç minesi. Nasıl güzel. Şunun güzelliğini. Bırakayım mı size? İlk başlayacağım, bir şey anlatacağım. Gece 3'te uyandım. Yani heyecan var. Değil mi? Özledin ama değil mi? Arkadaşlar özlüyoruz. Allah'ım şu yaprak güzeli de hiçbir yerde görmedim yalnız. Böyle güzelini görmedim. Şöyle bir güzel görmedim. Yaprağı güzel, evet. Nasıl güzel, nasıl güzel. Yine bir bakayım arkadaşlar. Gidebileceğime inanırsam, yani kendim gidip çiçeklerle gidebileceğime, eşyam çok. Tam komşumuzun kızının doğum günü var. Hani eşyam çok olacak. Gidebileceğime inanmam lazım hani. Ama şunu hiç kaçırmak istemiyorum. Bir bakayım arkadaşlar. Yaprak güzellerimi yeniden alacağım çünkü. Daha henüz çok çiçek de almak da istemiyorum. Çünkü bahçe için Fatma'dan çok bitki alacağım zaten. Allah'ım alamadığım her şeyi inşallah çok gül alacağım. Her gülü alacağım bu kez. Hani hep diyordum ya, bahçem olsa gül alacağım. Gül. İşte bak Allah nasip etti. İnşallah. Amin. Allah herkese nasip etsin. Atatürk çiçeklerinin şu renginin güzelliğini kamerada yansımıyor arkadaşlar. Nasıl güzel bir rengi var. Değil mi? Çok, yani çok inanılmaz bir rengi var. Nasıl güzel. Sıklamenler. Ya çok güzel. Hepsi çok güzel. Maşallah. Sıklemenlerin de yaprakları çok güzel oluyor. Çiçekleri de çok güzel ayrı da, hani yaprak da ayrı güzel. Millilerin güzelliğini. Çok canlılar. Çok güzeller. Şu begonyaya. Çilli begonyalarımı tekrar alacağım arkadaşlar. Begonya serimi tekrar alacağım. Önce bir kendimi toparlayayım. Bahçemi bir düzene sokayım. Allah'ım deve tabanları. Hepsi. Şu da çok. Şunların aslında hepsinde gözüm kaldı. İnşallah olmadı. Ben perşembeye gelip toplayıp gitmem lazım. Yine şuraya da bir bakayım. Şans bambusu. Bu karides çiçeği çok güzel. Kendim de bakıyorum arkadaşlar sizle. Artık inşallah haftaya geleceğim perşembe günü. Hem sizlere de video çekerim. Hem de çiçeklerimi alır giderim. Şunun güzelliğini hala şunda gözüm kaldı. Maşallah. Çiçekleri budandığında bunu bir sürü dal verir oradan. Yonca'nın güzelliğini Allah'ım. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Bugünlük sizlere böyle kısa bir video oldu. İnşallah haftaya perşembe geleceğim ve çekeceğim. Fatma artık burada. Ben de çok mutlu oldum. Köyde olduğum için her zaman artık böyle zırt pırt çıkamıyorum çarşıya arkadaşlar. Orada da çok ustalar bekliyor. Hatta bugün yine ustalar bekliyor. Bir fırsat buldum, kaçtım. İnşallah haftaya görüşürüz. Hepinize sevgiler.